YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer sizlere farklı bir yerden merhaba diyorum. Kapalı çarşıdayız. Cuma günü artık haftayı tamamlıyoruz. Ve biliyorsunuz artık Altın'la biraz daha fazla haşır neşir olacağız. Muhabirken de aslında çok severdim Altın'la ilgili konuşmayı, yatırımlarımı Altın üzerinden şekillendirmeyi. Şimdi Aga Külçe ile olan işbirliğimizi biraz daha fazla Altın'ı detaylandıracağız. Biliyorsunuz yayınlarımızda bizi takip edebilirsiniz. Farklı ofislerden, farklı bölgelerden Altın'ı konuşacağız ama bugün de sizler için biraz Altın'ın nabzını yoklamak istedim. Beraber güzel bir tura çıkacağız. Kuyumcularla konuşacağız. Bakalım kim ne alıyor? Alımda mı, bozdurmada mı daha fazla talep var? Makas aralığı ve küçük yatırımcı için Altın'ını nasıl değerlendirebilir? Bu yayında bunların cevaplarını bulacaksınız. Hadi gelin şimdi güzel bir kapalı çarşı turuna çıkalım. Tekrar merhabalar. Kapalı çarşıda güzel bir tur olsun diye tabii ki farklı farklı fikirlere de danışmak istedim. Şimdi Hasan Bey ile beraberiz. Bakalım alımda mı, bozdurmada mı daha çok talep var? Hepsini konuşacağız. Hasan Bey hoş geldiniz. Altın Türkler için çok değerli bir yatırım aracı. Her zaman portföylerimize tutmaya çalışıyoruz. Genel olarak piyasada durum ne? Şimdi bir geri çekilme yaşıyor altın. Biraz moraller bozuldu. Ama yurt dışından da onsluk destekleyecek haberler de peş peşe geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz genel piyasayı? Evet, şu anda biraz bir durgunluk var, gerileme var piyasamızda. Ama bu bence çok kısa bir süreç içerisinde tekrar düzeleceğinden eminim yani. Altın gene her zamanki gibi değerli bir limandır yani altın. Peki alımda mı, bozdurmaya mı geliyor insanlar şu dönemde? Ya şu dönemde her ikisinde de düşüşlük var. Hemen hemen %50-50. Gene ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olan da satıyor şu anda. Şimdi yaz bittiği için tabii o döngüsel alım da biraz duruldu gibi değil mi? Düğünler için alınanlar da duruldu. Bu kışı nasıl bekliyorsunuz? Yani şu anda sezon bitti. Sezonda iyi iş yaptık bütün kuyumcu arkadaşlarımız. Şu anda bir duraçlama dönemi zaten. Biraz yavaşlama beklentimiz var iş yönünde. Peki bir de tüketicinin en çok radarındaki soru bu makaslar. Alırken ve bozdururken karşısına çıkan makaslar. Siz bir kuyumcu olarak bu farka dikkat ediyor musunuz? Tabii ki şimdi buna dikkat ediyoruz. Alıcı kişiyi veyahut da satıcı kişiyi en iyi derecede korumaya çalışıyoruz. Makası düşürmeye çalışıyoruz. Genelde hep böyle yapıyoruz. Gram altın mı, cumhuriyet mi, zinnet mi gidiyor şu anda? Şu anda zaten bunların hepsi gidiyor. Gram da gidiyor, zinnet de gidiyor. Çünkü bunlar daha çok az işçilikli olduğu için ilk tercih olarak bunlar isteniliyor. Teşekkürler. Kapalı çarşıda şimdi de başka bir sokaktayız. Biliyorsunuz kuyumculara soruyoruz. Acaba daha çok insanlar alıyorlar mı, satıyorlar mı? Hepsini size aktarmaya çalışıyorum. Aynı muhabirlikteki gibi. Kapalı çarşıda farklı yerlerde Aga Külçe'nin ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Şimdi onlardan birine geldik ama sanmayın çok farklı yerlerde de var. Gelin biraz da burada altın konuşalım. Şimdi de biraz altın piyasasını Osman Bey ile konuşacağız. Çünkü burada Aga Külçe'nin ürünleriyle de karşılaşabiliyorsunuz ama tam düğünlere uygun ürünlerle de karşılaşabiliyorsunuz. Malum sezon bitti Osman Bey, evet. Ve durulma gerçekleşti. Siz kuyumculara da ürün veriyorsunuz. Evet. Yani biz çoğunlukla 75 senelik firma olduğumuz için kuyumcularla çalışıyoruz. Bir de toptan satıyoruz zaten. İşin yoğunluğuna göre tabii anlayabiliyoruz. Şu an mesela piyasa durdu. Tabii artık kış sezonu olduğu için düğünler de duruyor otomatikman. Satışlar da yavaşlıyor. Hem insanlar bu sefer hani 1-2 yapmak için 1 gramlık, 5 gramlık işte bütçesine göre alışveriş yapıyor. Şu anda bütçelerde de sıkıntı var çünkü kredi verilmiyor, insanların harcamalarının önüne geçti. Bunu hissediyor musunuz dükkanda? Tabii, hissediyoruz tabii. Yani hatta biz piyasaya böyle baktığımız zaman mesela önceden insanlar böyle gramlık falan alırken hani böyle daha yüklü alıyorlardı. Bir de böyle gramlık da almıyorlardı. Böyle çeyrektir, yarımdır, ziynettir o tarz şeyler daha çok mesela satılıyordu. Yani şimdi gramlıklara mesela düştük.
Ama fiyatlar çok arttı. Bunun 300 lira olduğunu da gördük. 1700 lira olduğunu sürekli haberler yapılırdı. Gram 2000 lira olacak mı diye. Büyük ihtimalle 2024'ün ikinci çeyreğinde olacak gibi bekliyoruz siz. Biz de öyle bekliyoruz. Yani şu an biraz geri yapıyor tabii ama yani ilerisi biraz daha dediğiniz gibi 2 milyonları bulacaktır yani. Peki bozduruyorlar mı, alıyorlar mı bu dönem? Yani şu an şu dönemde bile alanlar var. Yani çoğu kişi alıyor, yatırım yapıyor. Ama işte satanlar da var işte. Yani insanların bütçesine göre, durumuna göre değişiyor. Büyük ihtimalle faizler arttığında daha da sıkışık bir piyasa olacağı için bu kış biraz çetin geçecek. Aynen. Biraz çetin geçecek de. İnşallah atlatacağız. Bugünlere de geçeceğiz yani. Yani altın her zaman atlatır. Türk insanının altınla bağı çok var. Aynen öyle yani. Affedersiniz, savaş çıksa altın ölmez yani, öyle şey diyeyim. Savaş altın çıksa mı? Altın yürür zaten. Yürür işte, aynen öyle. Yani TL değeri biter, altın değersiz kalmaz yani. Her zaman değerlidir yani altın. Kesinlikle. Bizde bütçe açığı da var, cari açık da var, dolar da var. Harika, altını Türk insanının Allah'ın izniyle bir gücü var yani bir şekilde. Aynen. Çok teşekkür ediyorum.